Gençler Bilinç Adamları Derneği 1. Genel Kurulu yapıldı. Kurucu Başkan Yıldıray Yoldar'la beraberiz. Ben ne zamandır bu oluşumdan haberim vardı ama sanki biraz daha bekleyecek, pandemi geçtikten sonra aktif olacak dedim ama olağan genel kurul gelmiş. Evet. Yönetimi de devrettiniz. Bir detaylar alabilir miyim? Bilgiler alabilir miyim? Ya biz esasında 30 Ağustos 2019 tarihinde derneğimizi kurmuştuk. Fakat pandemi sürecinden dolayı bir türlü kongreyi gerçekleştiremedik. Bu dönemde de zorunlu halimiz vardı. Bunu da bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler Birliği İş Adamları Derneği, Gençler Birliği'ne katkı sağlayacak projelerle inşallah yakın zaman içerisinde hizmetlere devam edecek. Biz tabii bu derneği kurarken 2017 yılında rahmetli başkanım İlhan Cavcav'dan onay alarak bizzat bu derneği kurmuştuk. Bu derneğin tüm gelirlerinin %50'sini biz Gençler Birliği Spor Kulübü'ne bağışlayacak bir yapı oluşturduk. Ve zaman içerisinde de Gençler Birliği'ne her konuda katkı yapmaya hazır olacağız. Detayları zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu sezon takım da kötü. Çok fazla Gençler Birliği adına keyifli şeyler de konuşamıyoruz. İnşallah ligde kalır. İnşallah daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak Gençler Birliği İş Adamları Derneği'nin organizasyonlarını da takip ederiz diyoruz. Zaten kuruluş amacımız şu anda bildiğiniz üzere Ankara'da Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli İş Adamları Dernekleri var. Ve sivil toplumda da çok güçlüler. Gençler Birliği markasının bu kadar büyük gücü varken Ankara'da, özellikle Türkiye çapında bir markası varken Gençler Birliği olmazsa olmazdı. Biz de şu anda bu işe inanan arkadaşlarla birlikte yola çıktık ve Gençler Birliği markasını faaliyete geçirdiğimize inanıyorum. İş dünyasında büyük ses getirecek ve sivil toplumunda bence parlayan kutup yıldızı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yönetim kurulu üyelerinden Özgür Erdem İncesu ile beraberiz. Gençler Birliği İş Adamları Derneği kuruldu. İlk kongresini yaptı. Biraz geç haberimiz oldu ama güzel bir kalabalık da vardı. Evet. Gençler Birliği kulübünde durumlar neler? Burayı nasıl görüyor? Kulüpte durumlar biliyorsun Bülent'ciğim, biraz zor günler geçiriyoruz ama inşallah yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bunu hep birlikte birlik olarak aşacağımıza inanıyorum. Bu tür derneklerin kurulması kulübümüze kuvvet katacaktır. Taraftarlarımızın kulübümüze birlikte olması, bir arada olması kulübümüz için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği büyük bir camia. Zor günler yaşasak da bunları birlikte aşacağımıza inanıyorum. İşte konuşmalarda da geçti. Sivil toplumlaşma, o camia olmak için böyle şeyler lazım. Siz sivil toplumculuğu da iyi bilen birisiniz. Kesinlikle. Çok sivil toplumda üyesiniz. Kulübe nasıl fayda sağlayacak? Neler bekliyor? Kulüp tarafı ne bekliyor? Örnek gösteriyoruz böyle bir organizasyondan. Ne bekler yani? Biliyorsun ki artık dünyada, yani sadece Türkiye'de değil, her şey PR ve network üzerine. Senin ne kadar güçlü bir network'ün varsa, ne kadar ulaşma gücün varsa o kadar etkili oluyorsun ve bir yerlere gelebiliyorsun. Böyle bir derneğin olması kulübümüze güç katacağını inanıyorum. Çünkü buradaki herkes çok güzide insanlar. Yönetim kurulu çok kuvvetli. Herkes bilinen iyi iş adamları. Bunların birlikteliğinden doğacak sinerji ve gücün kulübe değer katacağını inanıyorum. İnşallah ben de gelecek sene hocaları alırlar diyorum. Sayınız kalmaz. Evet, boşta. Evet. Yani kulübe biliyorsun ki her şeyin başı maddiyat. Evet. Ne kadar güçlü bir mali yapın olursa o kadar güçlü oluyorsun. Buradaki arkadaşlarımızın ben üstlerine düşeni yapacağına inanıyorum. Artık kulübümüzü hep birlikte daha güzel yerlerde göreceğiz inşallah. Çok teşekkür olsun diyelim. İlk genel kurul tamamlandı. Başkan seçildiniz. Tek listeydi zaten. Kürsüdeki konuşmanız biz izleyicilerle büyük oranını paylaşacağız. Ama sizin ekstra söylemek istediğiniz neler var? Burada güzel bir atmosfer vardı. Ve olmayan bir şey yapıldı Gençler Birliği adına. Duygularınızı, görüşlerinizi almak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Gençler Birliği'miz çok büyük bir camia. Kökleri olan, gelenekleri olan bir camia. Bizler de yıllardır bu camianın içerisindeyiz. Aynı zamanda iş adamıyız. Meslek grupları içerisindeyiz. Dolayısıyla Gençler Birliği camiamıza iş dünyası olarak, iş insanları olarak nasıl bir katkımız olabilir düşüncesiyle yaklaşık 2 sene önce Gibiyat'ı kurduk. Bugün itibariyle üye sayımız 75 civarında ve üyelerimize baktığımızda gerçekten Ankara'nın birçok sektörde önde gelmiş, öne çıkan önemli iş adamlarımızla birlikte yola çıkmış durumdayız. Bu gücü, bu kuvveti tamamen Gençler Birliği camiamızın, kulübümüzün yararına kullanmak üzere bizler Gibiyat kurucuları ve üyeleri olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Yapıcı olmaya çalışacağız. Kulübümüze ve camiamıza her noktada destek olmaya çalışacağız. İtici bir güç olmaya çalışacağız.
Dolayısıyla bu anlamda bizlere bu görevi veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Camiamıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz de takipçisi olacağız. Bu sene pandemi nedeniyle çok fazla organizasyon yapılamıyor. İnşallah pandemi sonrası aktif bir şekilde görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 yıla yakın bir süredir Gençler Birliği Camiası'nın içerisindeyim ve bu camianın içerisinde olmaktan da gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sevgili başkanım da söz etti. Gençler Birliği'miz Cumhuriyet'le yaşıt bir kulüp. Aynı zamanda Gençler Birliği'miz değerli arkadaşlar, kökleri olan, tarihi olan, gelenekleri olan Türk sporuna ve Türk futboluna çok değerli sporcular kazandırmış, gerçekten çok büyük bir camia. Sadece eleştiri yapmak üzere kurulmuş bir yapı değiliz. Tam tersi, gerek kulübümüze, gerekse camiamıza, bugün ve gelecekte görev alacak bütün yönetimlerin ve bütün kadroların yanında kulübümüze, yöneticilerimize, elinin taşın altına koymuş bütün taraflara destek olmak üzere, onlara bir itici güç yaratmak üzere yola çıkıyoruz.